Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugünkü videoda oyun hakkında yine biraz bilgi amaçlı konuşacağız. Bilmeyen arkadaşlar oluyor, yorum atan arkadaşlar oluyor. Hangi serverda olduğumu soran arkadaşlar için de Fall Forest'teyim ben. Kim birisi vida falan nasıl yaparız diye sormuştu sanırım. Dişli iz istasyonundan şöyle göstereyim arkadaşlar, bakın. Dik demir, vida, barut. Mesela köşk seviyeniz arttıkça daha üst seviyeli elbise, silahları yapabiliyorsunuz. Buradan zaten misal vidaya tıkladığınızda ne istediğini söylüyor. Demir döküm istiyor, küçük dal istiyor, haşhaş tohumu, sülfür istiyor. Bunu çölden, Charles kasabasından zaten rahatlıkla alabilirsiniz, çıkartabilirsiniz. Çölde kale savaşından aldığınız puanla sömürge değişimi yapıp da günlük kota kadar yollayabilirsiniz. Hani haşhaş, sülfür falan. Haşhaş tohumu nereden çıkar? Haşhaş tohumu. Güzel soru. Hemen onu da anlatayım size. Mağazaya girdiniz. Bitkiler dediniz. Hint yahuat otu aldınız. Ektiniz bunu. Haşhaş tohumu alabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Bende ikili var zaten bir tane. Şöyle toplayalım. Bakın kaç tane verecek. 7 tane haşhaş tohumu verdi. Bu ürününüze verdiğiniz gübre vesaire ne kadar kaliteli olursa, hani gübre istediğinde gübre verirsiniz, su istediğinde su verirsiniz, dışkı gübresi yerine bir başka gübre kullanabilirsiniz. O kadar fazla ürün elde edersiniz. Klozet ne işe yarar? Klozet dışkı gübresi almanızı sağlar arkadaşlar. Bu dışkı gübresiyle ektiğiniz ürünleri sulayabilirsiniz. Bilmeyenler için söylüyorum. Şöyle gübre paketi araştır dediğinizde böyle bir veya iki tane alma imkanınız oluyor. Ev videosu da çekeceğim. Şu an benim ev 3 katlı, 4. katı çıkıyorum. 4'ten sonra 5. katı çıkacağım zaten. 5'ten şu an hiçbir şey ekleyemiyorum. Köşk seviyesi 5 olduğu için köşkümün 6 olmasını bekleyeceğim. 3-4 gün var 6 olmasına. Ondan sonra 4 ile 5. katı da çıkacağım. Onların da videosunu size atarım. Başka ekstra size şöyle bir şey de anlatabilirim. Eğer ki bu oyunda hani kredi miredi çekmek istiyorsunuz vesaire, hiçbir şekilde şuradan doldurdan almayın. Şöyle size bir hesap yapalım hemen. 900 kredi artı 150 kredi, 1150 kredi. 1150 kredi ne kadar bakalım. Gösterelim hadi. 99 lira 1150 kredi. Bunu almak yerine şu faydalar umut formuna gelip bunu alırsanız, bakın şöyle misal 300, 600, 900, yani 2000'e yakın zaten buradan kredi veriyor. Altın çubuk veriyor, formül parçası veriyor, bir sürü şey veriyor, polimer veriyor. Buradan aldığınız zaten hani 2000'e yakın kredi, 200.000'e yakında eğer polimeri falan satarsanız altın çubuk kazanırsınız. Bundan da bilginiz olsun. Bu da 89 lira. Bir şey almak istediğinizde hiçbir şekilde mağazadan bir şey almayın. Direkt faydalar umut formunu alırsanız Life After'da çok daha faydalı olmuş olur. Şöyle de biraz gidelim. Soran olacak, bilmeyen olacak çünkü bunları da. Bir önceki videomda size silah eklentileriyle zırh eklentilerinin ne kadar önemli olduğunu anlatmıştım. Onları kesinlikle alıp level atlatmanız gerektiğini anlatmıştım. Orada da misal soranlar olacak gene. Çivi nereden alırım? İşte tutkal nereden alırım? Silah mağazasından. Pazarda ürün nasıl satarım? Bakın kamptaysınız, buradan kamp bağışı yapabilirsiniz. O bağışla da ekstra şeyler alabilirsiniz. Eğer ürün satmak istiyorsanız böyle ticaret şehrine git dersiniz. Satın yazıyor, bak satın dersiniz, buradan satarsınız. Benim şu an pazara koyduğum, sattığım ürünler bundan. Satın al dersiniz de ne alacaksanız, misal silah diyelim. Saldırı tüfekleri daha yok zaten, açan yok onu, 30. seviyede. Misal Uzi 10.000. Buradan alabilirsiniz. Alım satım yapabilirsiniz. Buradan da bu şekilde arkadaşlar. Bilginiz olsun bu konularda.
Hani anlamadığınız vesaire bir şey olursa Fall Forest serverındayım. Zaten kullanıcı adımı şöyle göstereyim. Kullanıcı adım bu. Ekleyip oyun içi yazabilirsiniz. Videonun altına yorum atabilirsiniz. Yorumlara her zaman bakamıyorum. Bilginiz olsun arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi günler.